Ben burada diyorum ki işte bu SQL'den aldığım tüm tabloları hani datasette biz tasarladık bunu. Kendimiz yaptık. Bunun daha gelişmiş, daha profesyonel versiyonunu kendisi otomatik generate ediyor. Ve diyor ki örneğin kullanıcılar tablosunun yapısını sana her şeyle birlikte link to SQL DBML dosyası içerisinde oluşturdum. Bunun arka tarafta klaslarını oluşturuyor. Örneğin kullanıcılar klasıysa, kullanıcılar tablosuysa size kullanıcı adında bir klas oluşturuyor. O kullanıcı klasını siz hani OOP'den hatırlayın. Biz kullanıcı sınıfı yapıp onun içerisinde property'ler vardı. Değer veriyorduk, dolduruyorduk, gönderiyorduk. Öbür tarafta kullanıyorduk bunu. Burada da bunu otomatik yapıyor daha gelişmiş bir şekilde ve biz onu kullanarak istediğimiz işleri yapıyoruz. Mesela yeni bir kullanıcı oluşturacaksan sen user sınıfını diyelim kullanıcı bunu oluştur. Property'lerine değerleri ver. Sonra bunun oluşturacağız, kullanacağız bunları da. Context'ine al bunu ekle de. Ekle dediğin zaman o veri tabanına önce hafızada bunu yapıyor. Sonra da değişiklikleri kaydet dediğinde gidip veri tabanına yazıyor bunları. Yani bizim aslında dataset gibi bir yapısı var diyeyim. Burada esnek olarak kullanabileceğiniz şunlar var. İşte dün söylemiştim Linko'da. .NET'teki nesneleri, objeleri sorgulayabiliyoruz. Listeleri, herhangi bir örneğin şu bilgisayarın bu dizininde ne kadar dosya var? Hangisi klasör? Bu klasörlerin sayısı ne? İşte kaç örneğin 50 tane dosya var. Bunların boyutu ne? Hepsini toplamana getir gibi şeyler de yapılabilir. XML'i sorgulayabilirsiniz. Dün söylemiştim. Link to Amazon bile var. Amazon'un web servislerini falan sorgulayabileceğiniz. Bu link provider'ını kim geliştirirse kendi ürünü için onu kullanabilirsiniz aslında. Böyle denebilir. Biz de burada tamamen link to SQL katmanını kullanacağız. Veri tabanında öncelikle iki tabloluk bir database oluşturacağım. Sonrasında ilişkili bir database olacak. Küçük, mini bir database. Orada veri ekleme işlemi yapacağız. Veriyi çekme, güncelleme, silme. Bunun mimarisine bakacağız biraz. Şu an bu konuda anlatmak istediğim şey en temeli, en basit. Yani tam olarak anlayabileceğiniz örnekleri vereceğim. Şimdilik bu kadar. Zaten detaylara girdiğimizde hepsini sırasıyla anlatacağım. Tabii bizim silgimiz var mı?